Herkese merhaba, tekrardan Ren Simülatör'deyiz arkadaşlar. Yeni bölümle karşınızdayız. Oyunumuzda bazı kayıt dışı şeyler yaptım tabii ki ama şimdi bazı malzemelerimizi tamamladık. Ufaktan bir şeyler yaptık. Öğrendim ki küflü peynir bayağı bir para ediyormuş. Tanesi 115 dolar civarında bir paraya tekabül ediyor. Dolayısıyla abi küflü peynire bindireceğiz bu işi. Yani küflü peynirsiz artık biz iş yapamayız ki peyniri küflü yapacağız. Küflü peynirin sıkıntısı 2 gün falan sürüyor abi, olgunlaşması, küflenmesi falan. O biraz vakit alıyor ama yapacak bir şey yok. Yani 79 dolar para bırakmıştım hesabımda, eksi 9 dolara düşmüş. Demek ki 90 dolar civarında bir para bırakmam gerekiyor kasada. Şimdi bugün çıkacak olan yumurtayla ananı. Şimdi dünyanın sütü var abi elimizde. Dolaplar yeter mi bilmiyorum ama şimdi gidip bir daha sağacağız bu hayvanları biz. Abi siginti var. Niye? Var, onu da söyleyeceğim. Bak şimdi buraya gel. Burada yemleri var. Güzel. Şunun var mı? Var. Yalnız horoz bak çalışmıyorsun. Kafamı bozuyorsun ha. Keseceğim seni. Şimdi hocam şu sepetlerimizi alalım. Oy oy oy. Abi demirimi ver. Bir metal. Buna da bir metal. Buna da bir metal. Bu zaten 18 metal istiyordu. 6 metal var elimizde oğlum. Daha çok metal lazım ona. Bu metalleri oraya kullanmayacağım. Şimdi dur, inşa et. Bir tane ışık abi şuraya. Yak ışıkları kardeş. Güzel. Evet, şimdi bir de tavukların oraya da bir ışık koymak istiyorum abi ben. Bunu da yak. Tamam, şimdilik bu kadar yeter. Kalanı da bunun üstüne at. 11 tane. Tamam. 7 tane falan şeye ihtiyacımız kaldı orada. Demire ihtiyacımız kaldı. Şimdi hocam şunu alabilir miyim? Bunu aldık. Yani bunların yemeği var daha. Şimdi nerede lan öteki? Arkadaştaki sütü bir alak.
36. Nerede lan öbürü? Yakaladım. Ver. Evet. Gençler, 40 litre sütümüz var. Gördüğünüz gibi süt işlerine başladık. Bence güzel olacak. Süt işleri başlasın. Evet, süt yapıyoruz. Şimdi peynir yapıyoruz şu an abi. Da bir tane kaldı. Kaynat hocam. Bence gayet iyiyim şu an ya. Diyor mu? 7 tane demir koyduk mu buraya? Tamamız. Net 2 gün yani 48 saatle 72 saat arasında oluyor peynirler. Ama tanesinin 115 dolar olması çok güzel. Yani iyi para kazandırıyor. Hatta iyi değil, bayağı bir kazandırıyor yani. Fena. Şimdi üst katı komple küflü peynir yapacağım abi. Süt artar mı artmaz mı onu bilemem ama. Küfümü alabilir miyim canım? Evet. İki tencere kaldı. Boş. Küfümü alayım. Evet. Şimdi hocam 10 tane küflü peynir 1150 dolar eder. Ki bizde 5 tane daha var.
Şu düğümü götürelim, ahire koyalım. Ahire, uhire. Yani bir keçi daha alabilirim. Şimdi ışıklandırma da yaptım. Değil mi? Şu hayvanların yemeklerine bir bakalım. Tavukların yımağına, tavuk tavuk. İki nokta bilmem kaç bitiyor. Bugünkü de iki, bu da bitiyor. Yani doldurmaya çalışıyoruz. Aç kalmasınlar, zebil kalmasın hayvanlar. Şuradaki arkadaşların durumu ne? Bunların daha yemi var. Şimdi bunların daha yemi var ama şuradan bir poşet yem al abi. Ahıdaki durumu bilmiyorum ama en azından kabın birine bir poşet atalım. Ne olur ne olmaz. Burası kaç keçi kaldırır onu da bilmiyorum ama. Şu azalmış. Tamam. Bunu da yaptık. Şimdi hocam, yumurtaları vereceğiz. 100 doları hesapta tutmamız lazım. Bir de bu keçiye biz bir tane erkek keçi alsak ne olur acaba? Yalan yok şimdi ben bir tane erkek keçi koyarsam buraya zaman içerisinde keçi sayısı artacaktır. Yani işe yarar. Herhalde. Tavuk sayısını arttırabiliriz abi. Yumurtlamasını beklemeyiz. Tamam. O yumurta dolu. Civciv gelecek, civciv. Ben de dedim bizim horoz çalışmıyor galiba. Çalışıyormuş hayvan yav. Hakkını yemişim. Şunların sularını kontrol etmedim ya. Ya abi bunlar niye burada bug yapıyor ya? Vallahi bak çok fena kafamı bozuyorlar. Ah. Ulan hayvan oğlu hayvan beni unutmadın mı sen hala ya? Vay şöyle şeye bak ya. Borcumuzun dönemi geri ödemesi 2083. Geri ödemesi 2083. Yani kazançla bu borç denk gelirse abi öder tekrar çekeriz. Bu şekilde oyunu idare ettireceğiz gibi görünüyor. Şimdi saati gelince oradan süt alacağız. Küfümüz var abi. Peynir yapacağız. Ama şey yapabilirim yani horozdaki olayı beklemeyip o küçük kümesi devre dışı bırakıp diğer iki kümesi yardırtabilirim. Zaten buraya istesem de büyük kümes kuramıyorum abi şu çadırdan dolayı.
Çadır yüzünden buraya büyük kümes zaten koyamazsın. Belki o üstü kapağı açılandan belki koyabilirsin ama o da güzel bir kümes değil zaten. Bir bakalım abi inşaatlı tavuk kümeslerine. Bak şimdi bunu koyduk abi. ...20 tavuk için önerilir diyor. 8 bak buna 5 tavuk diyor. Bu küçük kümese. Abi küçücük lan bu. Buna 5 tavuk nasıl girecek lan? Şimdi bir horoz var içeride bir tavuk var. Demek ki 5 tavukmuş. O premium sıkıntılı abi. Çünkü premium'da şöyle bir durum var. Çok malzeme istiyor. Yani büyük tavuk kümesi şu bizim kullandıklarımız tamam eyvallah da o premium çok istiyor. Şimdi şöyle yapacağız. Yani tavuk sayısını arttırmama gerek var mı bilmiyorum ya. Zaten anasını satayım ikisi fulledi mi 40 tane. Dört çuval yemimiz var. Bak orada bir çuvallık yemi yemişler ayılar. Ne ara yediniz lan onu? Ben bir iki dakika gidip süt sağacağım. Arkadaştan hemen alalım abi. Hemen bunu bu reisten alalım. Güğümün içine atalım. Tamam sen, lan oğlum hangisiydi? Ulan şansa yine doğru çeçüğü tutturduk ha. Tamam. Yani elimizden geleni ardımıza koymuyoruz hocam. Bir de küf. Nerede lan o beyaz zamazingo? Heh. Al. Attık içine. Attık içine. Ver. Gönder. Ver. Gönder. Bunları da koyalım dolaba. Ondan sonra şey yapalım. Bak burada iki tanelik yer var zaten. İki dolap da küflü olacak. Tamam. Hemen yumurtaları topla, hemen git sat. Borcum var. Eksiye düştük anasını satem. Konuş ananı lan oğlum. Şöyle. Tamam, bunu da aldık.
Küçük kümese dokunmayacağım abi. Küçük kümese dokunmayacağım çünkü şey oluyor. Sıkıntı oluyor. Otuza yakın yumurtamız var abi. Bak bir tane yumurtası var. Gördün mü? Ben gidiyorum. Şunları satıp geleyim ben abi. Ananı. Bunun da yakıtı bitiyor ya. Oho, işimiz var ha. Bir mermi. Öyle mal gibi duruyor abi. Allah ne verdiyse. Yani. Kimse kusura bakmasın. Son bir mermim vardı, onu da attım. Yani benim çok avcılığa ihtiyacım kalacağını sanmıyorum. Çünkü ben artık süt ürünlerinden parayı koydum yani. Şu avetiyle yumurtaları sattığım zaman borcu öderim. Hesapta 100 dolar kalsın istiyorum. 4 çuval yemim var. Ahırda yem sıkıntısı neredeyse hiç yok. Maşallah yemleri var. Evet. Celdok. Hocam satışa gel. 27 yumurta sat. 3 tane aveti sat. 197 dolar mı? Şimdi satın ala gel. 2 tane tavuk alacağım. 97 dolar kalacak. 97 dolar yetecek mi? Yeteceğini düşünüyorum. Şimdi dişi keçi pahalı. Erkek keçi ucuz. Şimdi bir tane 350 olduğu zaman alırız erkek keçi, atarız oraya. O onu halleder. Şimdi biz 2 tane tavuk alacağız sadece. O kümes fulledim zaten, daha tavuğa yatırım yapmayız. Oradaki yeter bize. Hoba. Aveti işini hallettik. 2 tane tavuk aldık. 97 doları hesapta bıraktık. Eksiye düşüp düşmeyeceğimi merak ediyorum şu an. Hava zifiri karanlık olmadan şunu gidelim oraya. Çabuk 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 çabuk. Hava zifiri karanlığa dönecek. Çekil lan geyik. Dangalak geyik. Nereye kaçıyorsun? Alışacak alışacak o da. O da alışacak yeni evine. Ver abi şunu da. Tamam, onu şunu, ben bunun götünü bekleyemem yani. Kapat abi. Şunu alalım. Lan oğlum.
koyamadım. Koy abi. He. Kapat. Şimdi 97 dolar civarında bir paramız vardı abi. Bir uyuyacağız, uyanacağız, bakacağız. 97 dolar yetiyor mu? Yetmiyor mu? Uyuduk. Oyun kaydetti. Kalktık. Tıkla. Yes. 90 dolar da bıraksam yetiyormuş abi. En az 90 dolar bırakmamız gerekiyor. Şimdi şuradan guğumu al, guğumu. Diyor mu ya, bir günü daha var onun en az. Guğumu orada değil mi? Ben bir gideyim iki tur daha süt sağayım. Valla kardeş. Şimdi bunu sağacağız. Öbür arkadaştan da alacağız. Gideceğiz iki tencere daha küflü peynir yapacağız abi. Zamanları tutmuyor birbirine belki ama sonuçta ürün üründür kardeşim. Ürün üründür yani. Ver bakayım. Benim anlamadığım kombinasyonlar bir tuhaf ama sıkıntı yok. 4 litre süt aldık. 2 tanesinden günde 8 litre alıyorum ki bana daha fazlası lazım. Bu da günde 8 mi? Yok, günde 16 litre süt veriyorlar bana 2 turda. Yani o da bana yetmediğine göre demek ki keçi sayısını arttırmam lazım. Onun için ya para verip alacağız keçiyi ya da erkek keçi koyacağız oraya. Güzel şeyler olmasını istiyorsak. Şimdi koy sütü abi. 3 tane kalmış küfte zaten. Bak bu dolap da full. Bu dolap da full. Şimdi oradan 2 tane gelecek. Bu dolap da 6 tane alıyor. Akşamüstü 2 tane daha verecek. Biri küflü biri küfsüz olmak üzere neredeyse 3 dolabı da fullemiş oluyorum. 3 günlük bir süreç olacak. 3 gün sonrasında para koyacağız. Hem de ne para koyacağız. Orada yumurtalarla borç ödeyeceğiz. Örneğin. Bak hepsi dolu çünkü buraların. Ha, oraya koyacağım, başka koyacak yer yok. Bunu da buraya koyduk. Güzel. Güğümü götürelim yerine koyalım hocam. Şimdi 32 dolara veriyor 8'li kalası. 10 tane alsam 320 dolara 80 kalas yapar. 80 kalas da hiçbir şeye yetmez. Ama şöyle bir şey var. Ben burayı büyütmek istersem eğer dolapların kapaklarını sırayla açmayı düşünürsek şu dolabın aynından abi ben buraya 3 tane daha rahat koyarım. Evet, bu dolaptan 3 tane daha net koyarım. Et fermantasyonu içinse, etin fermante edilmesi içinse şuraya bir duvar yapar, kapa koyar. Buraya eti fermante edeceğimiz alanı yaparım. Şu ön taraf yine bana belki başka haltlar için lazım olabilir ama şu an en önemli şey şu meneti devreye sokup diğer işleri yapabilmek. Onun için de kaç dolar? 2000 dolar borcumuz var. Onu ödememiz lazım. Şimdi değerli arkadaşlar, güzel bir bölüm olduğunu düşünmekteyim. Videoları beğenerek veya yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Biz Perşembe günleri Rain Simulator yayınlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun demeden önce videoları beğen paylaşın diye alttan tekrar hatırlatıyorum değerli arkadaşlar. Bu videoların paylaşılması gerçekten bizim için çok değerli, çok önemli. Sosyal medyalarda da bizi bulmak isterseniz şöyle tekrar hatırlatmasını yapmış olalım. Furkan Ülkü Official ismiyle Twitch, Instagram, Furkan Ülkü TV adıyla TikTok ve YouTube'da bizlere ulaşabilirsiniz değerli arkadaşlar.
Şöyle çiftlüğümü de bir göstereyim size, çiftlüğümü. Yani ahır terste kalıyor ama olsun. Bak buraya ufak ufak kurulmaya başladık arkadaşlar. Yeni bölümde görüşünceye dek diyorum değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet.